Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu. Ala Resulina Muhammeden el-Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi allazi hedana lihada. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maide suresindeyiz. Surenin 115. ayetindeyiz. Estaizu billah. Kâlallâhu innî munezzilühâ aleykum fe men yekfur ba'du minkum fe innî u'adzibuhu fe men Maide suresi 115. ayet. Son olarak herhalde meal dosyasındaydık ve son kez okuyup geçmek üzereyiz. Allah dedi: muhakkak ki ben onu üzerinize indireceğim. Ancak sonra sizden kim yok sayarsa, o takdirde muhakkak ki ben ona öyle bir azapla azap ederim ki alemlerde onunla kimseye azap etmem. Onunla alemlerden önüne alamaz mıyız? Onunla alemlerde kimseye azap. Ben ona öyle bir azapla azap ederim ki onunla alemlerde kimseye azap etmem. Daha anlaşılıyorsa oraya alalım. Başka bir mülahaza var mı? Peki, Maide suresi 115. ayet. Bir ayet daha geride kalıyor. İngilizcesini de yapalım da bari. Öyle konuşalım. Beşinci sure, yüz on beşinci ayet. قَالَ اللّٰهُ Allah said, اِنِّي مُنَزِّنُهَا Verily, I am descending it upon you. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ But whoever denies bir şey yanlış yazıyorum. Deny böyle değil miydi? Böyleymiş. Ha, şöyleymiş. Whoever denies it, فَمَنْ يَكْفُرْ It yok. فَمَنْ يَكْفُرْ Whoever denies afterward مِنْكُمْ From you Whoever denies afterward from you, فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ
fe inni sa fe inni u'adzibuhu azaben, so I torture him azaben, a torture la u'adzibuhu ahadan min al-alamin. Şöyle iki parantez için alalım. I do not torture it anyone of the worlds. قال الله Allah said إني منزلها verily I am descending it عليكم upon you فمن يكفر but whoever denies بعد afterward منكم from you فإني أعذبه so I torture him عذابا a torture لا أعذبه I do not torture it anyone أحدا من العالمين of the worlds. Var mı mealinin İngilizcesiyle alakalı bir mülahazanız? Peki, Maide suresinin işte şimdi 115. ayetini Allah'ın yardımı ve inayetiyle tamamlamış bulunduk. Gelelim Maide suresinin 116. ayetine. أعوذ بالله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. مائدة سورة 116. آيات. Ne büyük bahtiyarlık ki Allah Azze ve Celle ile konuşuyor Hazreti Mesih. Bu kez Allah yine konuşuyor. O sebeple önceki ayetin girişinde bulunmayan vav burada var. Dolayısıyla bu vavlar olup olmaması öyle rastgele değil, kuşkusuz Allah'ın kitabında. Bir harf ama işte burada var, deminkinde yoktu. Deminki id kâlallâhu, hani Allah demişti diye burada vavla Allah Azze ve Celle'nin ikinci kez konuştuğu dolayısıyla sanıyorum. Burada bu yüzden var. Ve iz kâle Allah ve hani Allah demişti ki Ya İsa ibne Meryem'e, ey Meryem'in oğlu İsa. Konu artık şeyle alakası yok. Veya en azından bana öyle geliyor. Maide ile alakası kesildi gibi. Allah Azze ve Celle Hazreti Mesih'e hitaben başka bir şeyi soruyor. Yine kendisini Meryem'in oğlu İsa diye anmış. Ona hitaben yine ya ile nida etmiş. Ey Meryem'in oğlu İsa. E ente kulte, sen mi dedin? Linnâsi, insanlara. İttehizûni, beni edinin. Ve ummiye, ve annemi. İlâheyni, iki ilah edinin. Min dûnillâhi, Allah'tan ayrı. Allah
Allah'tan öte ondan beri de beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi insanlara söyledin? Diye Allah Azze ve Celle soru soruyor. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Belli ki bu soruyu Cenab-ı Hak böyle bir şeyin vuku dolayısıyla sormuş olmalı Hazreti Mesih'e. Hristiyanların Hazreti Mesih'i bu anlamda yüceltmeleri bildiğim kadarıyla kendisinden sonraya kaldığına göre veya hayattayken de emareleri varsa da Allah Azze ve Celle'nin buna bu soruyu Hazreti Mesih'e ya o Risaleti döneminde sordu, daha henüz göğe yükseltilmemişken veya katına Allah'ın katına yükseltilmemişken ya da bu sonrasıki bir zamanda yahut zamansızlıkta olan bir konuşma bu. Sen canımı aldıktan sonra. Bu ayette değil o, bir sonraki ayette. Daha sonraki ayette. Buna cevap değil mi hocam? Doğru, o da buna cevap değil mi? وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ ف۪يهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَن۪ي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ Dolayısıyla belli ki konuşma vefat sonrası gerçekleşiyor. Tamam. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Hazreti Mesih ile burada vefatı sonrası konuşuyor. Vefatı da Allah'ın katına yükseltilmesi öncesinde olan bir şey. Çünkü Allah ona اِنِّي مُتَوَفِّيكَ Seni vefat ettireceğim وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Ve katıma kaldıracağım, yükselteceğim. Dolayısıyla da bu olay gerçekleştikten sonra olan bir konuşma bu. Allah ona böyle bir soru soruyor. Sen mi insanlara böyle söyledin diye. Ve Hazreti Mesih de tam da bizim soracağımız veya düşündüğümüz soruya cevap olacak şekilde cevap veriyor. Dinleyelim. Kale dedi ki, Sübhaneke. İlk şeyle söylediği şey, sen bundan aşkın, bundan yücesin. Yani böyle bir şeyi böyle bir şey sana yakışmaz. Bu şu demek, söylemişsem de yakışmaz, söylememişsem de yakışmaz. Vereceği cevapta en önce bunu dile getiriyor. En elzem bunu görüyor söylemeye. Yani haşa, böyle bir şey nasıl söz konusu olur? Ben demedim vesaireden önce sen bundan tamamıyla uzaksın. Böyle bir kusurla, böyle bir şeyle, yani kendisinden ayrı iki ilah olması gibi bir durumdan asla ve tamamıyla uzaksın. Önce bunu söylemiş. Yani verdiği cevabı parça parça incelersek, ilk sırada söylediği bu, bir defa bu onun bunu tamamıyla reddettiği vesaire hepsini içine barındırmakla birlikte başta Allah'ı bundan tenzih ediyor. Sübhaneke. Sonra diyor ki مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ Hakkım olmayan bir şeyi söylemem bana düşmezdi. Ne düşer bana? مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ Bana demek düşmez. مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana düşmez. Bu ifade de yine aslında bu çizili olan ifade sanıyorum ben demedimin yerine söylenmiş bir ifade bu. Çünkü bu verilen cevap içinde hiçbir yerde ben demedim yok. Böyle bir şey ben demedim gibi bir ifade yok. Dolayısıyla eğer ben demedimi en iyi karşılayan bir ifade varsa ona karşılık gelen yer şu seçili olan yer. Diyebilirsiniz ki Sübhaneke'de bile bu var. Yani sen bundan aşkın yücesin dediği yerde bile bir miktar ben demedim demek istiyor ama bence asıl ben demedim burada söylüyor. مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana düşmez. Dolayısıyla söylemedim. Böyle bir şeyi söylemek hakkım değil. Dolayısıyla da hakkım olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim?
demiş oluyor. Bunun hepsi söylemedim anlamında. Ama niye diyeceksiniz Hazreti Mesih ben söylemedimin yerine bunu söylüyor? Bence yani bu ifadelerle daha güçlü seslendiriyor meramını. Konuyu ben söyledim söylemedim noktasına hiç getiremiyor bile belki. Yani hani dili varmıyor derler ya. Bu bizim ağzımıza yakışmaz. Yani bu bizim ağzımıza yakışmaz. Mesela ben söylemedim diyecek yerde bu bizim ağzımıza yakışmaz. Bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmaz. Çıkmaz, bu bize düşmez, haddimiz değil gibi ifadeler ile bunu söylüyor. Bu bence hem meramı anlatmaya daha tesirli hem de bir o kadar edebi ve bir o kadar hassasiyeti gösteriyor bu konuda. Hani çok güzel örnekti o söylediğiniz. Sen böyle bir şey söyledin mi sorusuna herhangi bir konuda. Muhatap böyle bir şey ağzımıza yakışmaz. Nasıl söyleriz gibi ifadelerle asla söylemediğimi aslında vurguluyor. Burada da onun gibi bir şey var. Yani مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ bana ben nasıl söylerim? Hakkım olmayan bir şey. Ben nasıl söylerim? Evet diyor. مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ. Bu şeye benziyor. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bir beşere düşmez. Allah kendisine nübüvvet versin. اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Kendisine hüküm, kitap versin, hüküm versin, nübüvvet versin. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ. Sonra kalksın insanlara desin ki كُونُوا عِبَادًا لِي. Bana kulluk edin. مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan ayrı. Böyle bir şey hiç beşere düşmez demesi gibi Cenab-ı Hakk'ın. Bu da diyor ki bana düşmez. Ben nasıl söylerim? مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لِيْسَ لِي بِحَقٍ. Bu da ikinci bölümü cevabın. Cevabın üçüncü bölümü de var. اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. Eğer söylemiş idiysem, söyledimse, zaten onu sen bildin. اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ. Eğer söylediysem onu, sen zaten onu bildin. Bu artık kendisiyle Allah arasında kalan bir şey ve kendisi söylemediğinden emin olduğu için Rabbine de sen zaten benim söylemediğimi biliyorsun cevabı bu. İkili arasında. Biz üçüncü şahsız şu anda burada. Onların konuşmasını şey yapıyoruz. Şimdi Hazreti Mesih bizden farkı şu, söylemediğini iyi biliyor. Söylemediğini iyi bildiği için de Allah Azze ve Celle'ye bunu açıklıkla söylüyor yani. Söyledimse zaten bildin. Söylemedimse de söylemediğimi bildin demektir bu. Çünkü sen te'lemu, bu ikinci, üçüncü bölümüydü bu ifadenin. Bunun içinde de söylemedim var. O zaman ben bunu söylemedim. Sen de zaten söylemediğimi bildin. Ama sen bunu da bunu bana soruyorsun. Burada bence üçüncü şahıslara, yani bu diyalog ve bunun iletildiği, aktarıldığı üçüncü şahıslara bize anlatılan şeyler var. Yani Allah Hazreti Mesih'e onun zaten söylemediğini bildiği, ki her insan söylemediği sözü bilir, bir şeyi ona soruyor ve ona benim haddim değil böyle bir şey nasıl söylerim, söylemedim asla demeye getiren ifadeleri ondan cevap olarak alıyor ve bu karışıklı konuşmayı yeryüzünde ilahlık noktasına çıkarılmak hususunda en büyük üne sahip gelmiş geçmiş bir insana bunu söyletip sonra bu evrensel dinin kıyamete kadar sürecek dinin kitabında bunu dönüp bize anlatıyor. Tabii Hristiyanlara duyuruyor. Bunu yapan, hali hazırda yapan kimselere duyuruyor. Bize duyuruyor ve bizim buradan alacağımız dersler. Ben öyle anlıyorum ki bu ay burası itibariyle anlıyorum ki bu aslında buradaki konuşma tamamen bizim için. Yani onlar birbirleriyle konuşuyorlar ama bu konuşma anlamı itibariyle tamamen bize yansıyor. Eğer Hazreti Mesih'in burada Cenab-ı Hak ile konuşmaktan yana aldığı iltifat, lezzet, haz ve benzeri bunları katmaz isek, yani onun nasibi olarak,
bu konuşmanın sanki maksadı itibariyle tamamen insanlara bir mesaj. Çünkü ayetin içinde biz de geçiyoruz. Sen mi insanlara dedin beni ve annemi Allah'ın yanı sıra ilah edinin diye. Dolayısıyla biz bir parçasıyız zaten mevzunun. Dolayısıyla hayır ben demedim mi anlamına gelen cevaplar o insanlara giden yanıyla böyle coşkun bir mesaj olarak gidiyor. Ve Hazreti Mesih bunu en yüksek perdeden cevaplıyor. Bir defa Sübhaneke diyor. Asla Allah Azze ve Celle'yi bundan tenzih ediyor. مَا يَكُونُ لِي أَنَا قُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقُّ Bu benim hakkım değil. Ben böyle bir şey değilim ki. Ben ilah değilim. Dolayısıyla ilah olmadığım zaman ilahlık iddia etmem haksızlık olur, yersizlik olur. Zaten senden ayrı bir ilah yok dedi onu Sübhaneke'nin içerisinde. Hakkım olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim? Haddim değil. Bu asla söylemediğimin çok güçlü bir hali. Sonra da kalkıp اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Dediysen bunu, sen zaten bunu bildin demektir. Eğer dediyse, eğer Allah Azze ve Celle de bildiyse o zaman üçüncü bir şey gerekiyor. Mesela Allah'ın elçisi için Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَوِيلِ Bizim adımıza bazı sözleri uydursaydı لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Biz onu sağımızla yakalar ثُمَّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra onu şah damarından koparırdık. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kendisine iftira edilecek ve buna böyle kayıtsız kalacak. Hem de bu iftirayı Firavun herhangi bir tağut değil, bizatihi kendi gönderdiği elçisi yapacak. Açık bir ihanet var burada. Hazreti Yunus bununla orasından burasından hiçbir biçimde yaklaşmayan bir kusur etti, görev mahallini terk etti. Kaçtı Kur'an'ın ifadesiyle اِذْ اَبَقَ Cenab-ı Hak derhal daha yolda onu şeyden attırdı, gemiden attırdı ve hemen cezalandırdı. Dolayısıyla Hazreti Mesih diyor ki yani ben böyle büyük bir kusur et, böyle bir şey yapmış olacağım ve bu sen de bunu bilmiş olacaksın ve buralara kadar gelmiş olacağız. Böyle bir şey yok. Ben dediysem sen çoktan onu bilmiştin ve bu manası çoktan da gereğini yapmıştın. Dolayısıyla ben böyle bir şey söylemediğimin biz insanlara gönderdiği açık bir mesajı اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Söylemiş olaydım sen zaten onu bilmiş olurdun. تَعْلَمُ مَا ف۪ي نَفْس۪ي Sen benim içimde ne var biliyorsun. Bunu Cenab-ı Hakk'a söylemek kadar farklı bir şey yok. Bunu yani Allah'a böyle söylüyorsunuz. Sen benim içimdekini biliyorsun. Bu böyle online'ınız zaten senle. Sen böyle benim içime nüfuz etmiş durumdasın. Yani sen benim yaratıcımsın. Düşüncelerimi sen görüyorsun, okuyorsun fazla bir kelime. Görüyorsun da belki. Yani sen her an onun bizatihi farkındasın. Böyle hariçten okuyormuş gibi, görüyormuş gibi. Öyle değil Cenab-ı Hak açısından. Bizatihi o düşüncelerin oluştuğu yerdeki mekanizmayı bile Allah Azze ve Celle işletiyor. Oluşum anındaki gereken o impulsların yürüdüğü o minik enerjileri bile Allah var ediyor ve o oluşumunu sağlıyor. Dolayısıyla sen biliyorsun ve bu onun içtenliğinin artık doruğa vurduğu bir an. Cenab-ı Hakk'a böyle diyor, sen benim içimi biliyorsun. O kadar rahat ki söylemedim. تَعْلَمُ مَا ف۪ي نَفْس۪ي Sen benim içimdekini bilirsin, biliyorsun. وَلَا أَعْلَمُ مَا ف۪ي نَفْسِكِ Burada ne kadar Allah ise Cenab-ı Hak, onun ne kadar büyüklüğü, gücü, kuvveti ifade ediliyorsa burada da Hazreti Mesih o kadar acziyetini ifade ediyor. وَلَا أَعْلَمُ مَا ف۪ي نَفْسِكِ Ancak ben senin nefsinde yani senin içinde, senin kendinde olan şeyleri bilmem. Nabi. Sen beni ihata etmiş durumdasın, kuşatmış durumdasın. Bense sana, senin karşında tamamıyla senden apayrı, sana asla uzanamayan, sana erişemeyen, seni kuşatamayan, sen beni tanımladın, projelendirdin, kalıbımı çıkardın, yarattın ve yürütüyorsun. Ben bir mekanizmayım, işletiyorsun. Her şeyimle önünde tamamen çırılçıplak bir haldeyim.
ne diyorsun o? Saydam bir haldeyim böyle içimle dışımla. Ama sen bana kapalısın. Ben seni bilmiyorum. Ben senin içinde geçen, için dışında tabii. Senin kendinde olanı ben bilmem. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Muhakkak ki sen kayıpları allam olansın. Bütünüyle bilen, eksiksiz bilensin, tamamıyla bilensin. Böylece Hazreti Mesih Allah Azze ve Celle'yi hem tesbih etti, hem takdis etti, hem tenzih etti, hem onunla mükalemede bulundu, konuştu. Bu olağanüstü zevki, hazzı yaşadı. Hem de Allah Azze ve Celle'nin ona sordurarak verdiği cevaplar ile bir bakıma sonradan inen bir vahiy üzerinden kendi ümmetiyle yüzleşti. Şu an bu ayetler onlar tarafından da okunuyor. Onlar tarafından da birebir irdeleniyor, görülüyor. İçlerinden gerçek nedir sorusunun ardına düşen herkesi karşılıyor bu ayetler. Önlerine çıkıyor ve Hazreti Mesih onlara avazı çıktığı kadar ben söylemedim diye bağırıyor. Ben böyle bir şey demedim diye bağırıyor. Zaten bugünkü mevcut İncil'de bile, İncil'lerde bile teslis böyle olan bir şey değil. Yorumlarla sağından solundan, hani demin bahsettiğimiz yorumlar var ya, o kabil şeylerle. Mesela diyor ki, peşimden gelin sizi Allah'a götüreyim değil de, yok beni gören Allah'ı görür diyor mesela. Ha diyorlar, bak demek ki kendisi Allah ki beni gören Allah'ı görür demiş oluyor. Veya bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Kur'an'da da var benzeri ayet. Aa bak demek ki o Allah ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Gibi yerlerden artık esinlenerek diyeceğim, esinlenme de değil bu. Pimpiriklenerek ama maksatlı illaki çıkarılan kimi sonuçlar ile teslis oluşturulmuş. Teslise en güçlü işaret ettiği söylenen bir ayetin de apokrif olduğu zaten kendileri nezdinde de biliniyor. Dönelim biz yine ayete. Hazreti Mesih'in Cenab-ı Hakk'a verdiği bu uzunca cevapları gördük ve bir sonraki ayette de bu cevaplar devam edecek. Burada sen mi insanlara dedin beni ve annemi derken kavramı annem yani valide değil annem kavramı kullanılmış. İlah kelimesi bize bildik tanrı anlamında hem de ikili hali burada ilahini ikili hali kullanılmış. Beni ve annemi Allah'tan ayrı ondan daha beri de iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Hocam bize şöyle bir şey aklıma geldi. Şayet Hazreti İsa hayır bunu ben demedim dedi. Çok yalın ve tatsız tutsuz bir şey oldu. Yani büyük bir şaire mesela bir cevap verirken o şairin olağanüstü şeylerinden bahseder. Siz büyük bir şairsin demezsiniz de sizin şiirinizde şöyle şöyle vardır mesela dersiniz. Her söylediğinizde o şair büyümüş olur. Benzetmek gibi olmaz da İsa Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın bütün şeylerini, hasletlerini, özelliklerini, sıfatlarını burada sayıyor. Ama o söylediği, onun sormak istediği şeye yanlış cevap vermiyor. Yani şey de var mı burada biraz konuşmayı uzatma girişimi de var mı ki sonraki ayette de belki devam edecek. Çünkü Hazreti Musa'da da bu seziliyor. Yani o mâ tilke bi yeminike diye soruyor Cenab-ı Hak. O elindeki ne diye. Yani orada böyle Cenab-ı Hakk'ı dönüp övecek bir şeyler de yok. Elindeki ne diye soruyor. Elinde de sopa tutuyor yani. Asa dese de yetecek. Bu asa dese de olacak. Başlıyor. قَالَ هِيَ عَسَاءَ Bu benim asam. اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا Ona yaslanıyorum. وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَم۪ي Ağaçlardan koyunlarımın üzerine yaprak silkiyorum. وَلِيَ ف۪يهَا مَآرِبُ اُخْرَى Başkaca başka da işlerim de var benim bunlarla diye. Bu verilen zâid cevaplar yani müfessirlerin dikkatini çekmiş. Demişler demek ki Hazreti Musa açıldı. Demin ardı sıra kaçan Musa yok daha henüz kaçmadı değil mi? Asayı bırakınca kaçacak. Hocam burada bence çok büyük bir iftira var. Yani bir peygambere yapılabilecek en büyük iftira budur. Böyle bir iftiranın karşısında kendini savunan peygamberin
çok şey. Yani o bu yaklaşım da güzel. Yani bu denli ağır bir iftiraya uğramış. Aleyhinde kendisine ilahlık suçlamasında bulunulmuş. Hem de kendisi tevhidin öğretisiyle ömrünü geçirmişken, yani aka kara çalmışlar resmen. Dolayısıyla bu denli mağdur edilmişken böyle bir sorunun karşısında bu kadar uzun, bu kadar üst perdeden ifadelerle kendisini anlatmaya ve aynı anda da Allah Azze ve Celle'yi, çünkü konu ona ortak koşmakla ilgili, tenzih etmeye girişmiş olması. Bazen kendimizi de onun yerine koysak, yani böyle bir şey dedim mi diye, hayır demedim gibi yalın bir cevap vermektense, ya Rabbi nasıl olur, nasıl böyle bir şey, yani bunu en basit, yani bağışlayın, herhangi bir suçlu bile veya herhangi bir suçlanmış biri bile beri olsa, böyle bir soru karşısında en azından bir şaşkınlıkla, ya ne diyorsunuz siz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu, ben böyle bir şey nasıl yaparım diye cevap verecektir. Hayır yapmadım demez, yani bu kadar serin kanlı olmaz. Hele hele bu kendisine ağır bir iftira ise, yani ne diyorsunuz ya, kan beynime sıçrıyor falan. Yani bu deyimler niye türetilmiş? Bu insandaki bir hali yansıttığı için insanlar kelime, o yapmadım kelimesi yetmemiş. Bunları üretmişler ki kendilerini ifade edebilsinler. Hazreti Mesih de benzer bir durumda ve en ağır, tahmin edebileceğimiz suçlamaların en ağırını yaşamış bir kimse. Başta Allah Azze ve Celle'ye Sübhaneke deyip söze giriyor. Sonra da dediğiniz gibi en güzel ifadelerle ve en üstten ifadelerle asla böyle bir şeyin yapmadığını, böyle bir şeyin düşünülemeyeceğini seslendirmiş oluyor. Hocam İsa Aleyhisselam zaten daha beşikteyken ilk konuşması bile "Ene Abdullah" diye başlıyor. Evet. "Ben o ilahın kuluyum." "Kale inni Abdullah." "Ben Allah'ın kuluyum." Muazzam bir şey. Evet. Ya Allah öyle konuşturuyor. Daha ağzı ilk açıldığında, "Ben Allah'ın kuluyum" diyen adam ve ömrü boyunca bunu söylemiş olan adam, yani Allah'ın elçisi aleyhi afdalü salatü ve teslim, kendisinden sonra böyle bir ağır iftirayla, bildiğim kadarıyla bazı rivayetlerde daha hayatındayken Yahudiler böyle de suçlamışlar onu, işte ilahlık iddia ediyor falan diye. Onu bir şekilde öldürecekler ya, kafaya koymuşlar. Dolayısıyla en ağır suç nedir? İşte "Ben Allah'ım" diyor. O sebeple öldürülüyor. Sonra yani öyle, sanıyorum çok da iyi bilmiyorum o konuları. Ama o zaman hocam böyle iftira. Ya Yahudiler onu yok etmek için ellerine geçen her malzemeyi, geçmese de üreterek bunun aleyhinde kullanıyorlar. Tabii. Maksat onu ortadan kaldırmak. Demek o toplum benim lahım diyen birini öldürmeye hazır. Yani öyle bir yapı yok demek. Tabii küfür toplumu değil. Allah'a inanıyorlar. Dejenere olmuş. Sonradan yozlaştırılmış. Yahudiler. Hazreti Musa'dan sonraki Yahudiler. O toplum dediğiniz müşrik bir toplum değil yani. İsa Aleyhisselam da Yahudilere gönderilmiş bir peygamber. Evet. Evet. Kendilerinden. Peki gelelim şimdi müfessirin ayetle ilgili değerlendirmelerine madem. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ Hani Allah dedi, يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ Ey İsa, اَاَنْتَ Ardı ardına iki hemzenin geldiği bu soruyu, اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ Sen mi insanlara dedin, اِتَّخِذُونِ Beni edinin, وَاُمِّيَ وَاَنَّمِ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan ayrı iki ilah. وَهَذَا Bu, تَوْبِيْخٌ لِلنَّسَارَ Müfessir diyor ki burada Nasara'ya, yani Hristiyanlara yönelik bir aşağılama var. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا Hani diyenler açısından tabi. اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah üçün üçüncüsüdür diyenlere Allah Azze ve Celle Hazreti Mesih'in dilinden böyle dedir diyor. Yani siz beni ve anamı ilah edinin mi dediniz Allah'ın, Allah'tan ayrı. Böylece putperest olduklarını, Allah'tan ayrı bir kişiyi ve onun anasını ilah gibi, ilah edindiklerini böyle yüzlerine vurmuş oluyor. Bak bu tarafını biz göremedik. Yani soruyu Cenab-ı Hak sorarken Hazreti Mesih'e, Hristiyanlara yönelik siz Allah'tan ayrı
iki insanı, anne ve babayı ilah edinmiş bir topluluksunuz. Bunun muhatapları bunu böyle okuyacak. اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا فَيَقُولُ اللّٰهُ هَذَا الْكَلَامَ لِعِيْسَى. Böylece Allah bu sözü İsa'ya söylüyor. فَيَتَبَرَّعُ عِيْسَى وَيَقُولُ. İsa kendi beraatini ilan ederek diyor ki سُبْحَانَكَ, sen bundan uzaksın. عَنْ هَذَا الْكَلَامِ الْقَب۪يحِ, bu çirkin sözden sen tamamıyla uzaksın. وَعَمَّا لَا يَل۪يقُ بِكَ, ve her tür sana yakışmayan şeylerden sen tamamıyla uzaksın. مَا يَكُونُ لِي, nasıl olur benim için en akula demem ma leysa li bi hak, hak olmayan, kendim için hak olmayan bir şeyi benim demem nasıl olur? Burada bir kimsenin kendisi için hak olmayan bir şeyi söylemesinin ne kadar feci bir şey olduğu da Hazreti Mesih'in dilinden anlaşılıyor. Çünkü bir şablon gibi bir şey bu. Benim için hak olmayan bir şeyi benim kendi adıma söylemem nasıl olur? Böyle feci bir işe nasıl girmiş olabilirim diyor. Biz buradan anlıyoruz ki kişinin kendisi için hak olmayan bir şeyi kalkıp söylemesi çok feci bir şey. Çok acayip bir şey, büyük bir zulüm. Tıpkı böyle yalancı şey peygamberler gibi kendileri Resul ilan edenler. Ya bu artık Allah hakkında herhangi bir bilmediğimiz şeyi konuşmaya kadar gider. Yani zaten o da Kur'an'da anılan bir şey. En tekulu alallahi ma la ta'lemun. Yani Allah hakkında bizce ilim olmayan bir şey söylememiz. Bu yani bilmeyerek yapıyorsak Cenab-ı Hak bizi bundan uzaklaştırsın, temizlesin, aklasın, paklasın. Bilerek yapmak da çok feci, acayip bir şey. Yapıyorsak da bundan kurtarsın. Yani Allah bir şey söylüyor, siz kalkıp başka türlü söylüyorsunuz. Bu size hak değil. Cenab-ı Hak söylüyor ve onu siz evirip veya çevirip başka bir mecraya sokuyorsunuz. Bu Hazreti Mesih'in asla yapmadım dediği şeyin bir benzeri bu. Çünkü sizin böyle bir hakkınız yok. Cenab-ı Hakk'ı konuşturmak, onun söylemediği bir şeyi, Allah'a iftira etmek. Allah hakkında bizce ilim olmayan, yani kesin olmayan bir şeyi kalkıp seslendirmeye başlamak. Bu hakkımız değil. Buradan anlıyoruz ki bu şablon yani bize bunu da öğretiyor. Hakkın olmayan bir şeyi konuşma. Konuşman çok acayip, feci, vahim bir şeydir. Bir şeyi bizim söylememiz nasıl hak olur? O şeyi bizce ilim düzeyindeyse, yani katiyetle ona vakıf isek, kesin bir yakin ile anlamış isek, anladığımız haliyle dışarı onu vururuz. Bunu böyle anlıyor, böyle değerlendiriyorum diye. Tabi orada artık iç mekanizmayla dil arasındaki süreçte ne kadar vefa gösteriyoruz, samimiyet dediğimiz şey bu. Bunu Allah biliyor. Ey yani, مَا يَنْبَغِيلِي, bana gerekmez, bana uygun düşmez. وَلَا يَل۪يقُ, yakışmaz da. اَنْ اَقُولَ demem şeyen, bir şeyi. لَيْسَ مِنْ اَوْصَافِي, benim vasfım olmayan bir şeyi kalkıp söylemem. وَلَا مِنْ حُقُوقِي, benim hakkım olmayan bir şeyi kalkıp söylemem. Bana uygun düşmez. فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُق۪ينَ, çünkü yaratıklar içerisinde hiç kimse لَا مِنَ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ, ne yakınlaştırılmış melekler, وَلَا الْاَنْبِيَاءَ الْمُرْسَلُونَ, ne de gönderilmiş olan nebiler, وَلَا غَيْرُهُمْ, ne de başkaları, لَهُ حَقٌ, böyle bir hakkı var, وَلَا اسْتِحْقَاقٌ, ne de istihkakı, لِمَقَامِ الْاِلَٰهِيَّةِ, ilahlık makamına. وَاِنَّمَا الْجَمِيعُ, hepsi, sayılanların ve sayılmayanların hepsi, عِبَادٌ, bildiğin kullardır. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا, olan, var olan her şey ancak Rahman'ın kuludur. Allahu la ilahe illa huve haliku kulli şey, her şeyin yaratıcısı. Dolayısıyla mahluktur. Yani öncesi olmayan, sonradan Allah'ın yarattığı bir
şey, müdebberûne, Allah tarafından yönetilmekte, Allah tarafından yaşatılmakta, Allah tarafından yönetilmektedir. Ve halkun musahharûne, Cenab-ı Hakk'ın boyunduruğu altında yaratılmış unsurlardır. Ve fukara, o fakir, yani ihtiyaç içerisindedir. Acizûne, acziyetle, iç içedir. Diye müfessir bu ifadeleri açmış böyle. İn kuntu kultuhu, eğer söyledi isem, fakat alimtehu, sen zaten onu bilmiş oldun. Söyler söylemez. Te'alemu, biliyorsun. Mâ fî nefsî, benim içimdekini. Ve lâ a'lemu, ben bilmiyorum. Mâ fî nefsike, senin içindekini. Bu ifadeleri alıp dualarımızda kullanabiliriz. Yani ya Rabbi, sen benim için biliyorsun. Ben seni bilmem. Sen beni, bendekini biliyorsun. Ben sendekini bilmem. Sen bendekini biliyorsun ya, o bütün bildiğin haliyle ihtiyaç boyutlarını, eksiklikleri vesaire, işte oradan gider, sağla, ver diye nasıl yakaracaksak. فَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا صَدَرَ مِنِّي, benden sadır olan, dışa vuran şeyi benden daha iyi biliyorsun. اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ, sen gayıpları bilensin Allah'ım, demiş. وَهَذَا مِنْ كَمَالِ اَدَبِ الْمَسِيحِ, diyor ki bu Mesih'in edebinin kemalinden ileri geliyor bu ifadeler. Aleyhi salatu vesselam, selam, salat ve selam üzerine olsun. Fi hitabihi li rabbihi, Rabbine hitabında edebini en yüksek düzeyde konuşturmuş. Veya Cenab-ı Hak kendisine bunu ihsan etmiş de en güzel şekilde edeple ifadeleri kullanabilmesini sağlamış. Felem yekul aleyhi selamu, nitekim salat ve selam üzerine olsun demedi ki lem akul şey'en min zalika, böyle bir şey ben demedim. Ve innema akhbara bi kelamin, öyle bir kelamla haber verdi ki yenfi an nefsihi, kendisinden nefyeden, uzaklaştıran, an yaqula kulla maqalatin tunafi mansibahu şerif, kendi o güzelim nübüvvetine, risaletine uygun düşmeyecek hiçbir şeyi söylemediğini o kadar genel bir ifadeyle nefyetti ki, yani ortaya koydu ki, yani bırak sana böyle şirk koşacak düzeyde kendimi ilah olarak öne çıkaran bir ifade kullanmış olayım, hakkım olmayan hiçbir şeyi söylemedim demeye getirdi diyor. Yani sadece bu sorduğun sorunun cevabı olarak kendimi ve anamı ilah diye öne sürmüş değilim demedi. Öyle bir cevap verdi ki diyor, hakkım olmayan hiçbir şey benden sadır olmadı. Ben hakkım olmayan bir şey nasıl derim diyerek daha geniş bir beraatini Allah Azze ve Celle'ye sundu. Güzel okumuş müfessir. وَاَنَّ هَذَا مِنَ الْاُمُورِ الْمُحَالَةِ, öyle bir ifade etti ki bunun kendisi açısından muhal olduğunu söyledi Cenab-ı Hakk'a. وَنَزَّهَ رَبَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ اَتَمَّ تَنْزِيهٍ, Allah Azze ve Celle'yi bundan bütünüyle tenzih etti. Ve sonra da وَرَدَّ الْعِلْمَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, ilmi ilmin sahibine, gaybın ve şehadetin bilgisine sahip Allah Azze ve Celle'ye döndürdü. Sen zaten biliyorsun diyerek de sözünü tamamladı diyor. İn kuntu kultuhu fakad alimta. Burada da yeterli kalmadı. Gelecek ayette üstelik bu bize yakışmaz dedi. Evet. Yani o bile kesmiyor yani, o kadar değil. Suç çok, suç çok ağır. Evet. Çok vahim bir suçla karşı karşıya. Hele ki Allah Resulüne karşı yapılan. Hem de Allah'ın elçisine. Yani bu en aka, en koyu karanın çalınması gibi bir şey bu. Hani Firavun'un ben buraların Rabbi değil miyim demesi, neyse. İlahlaşması, azıtması, sapıtması. O zaten kendisi iddia ediyor. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.